Batıniler mi, halife mi, Nizam-ı Mülk'ün adamları mı yoksa Eşit Erken Hatun mu? Sultan Melikşah'ı kim zehirledi? Ya da gerçekten zehirlenerek mi öldürüldü? Bu videoda bunun hakkında konuşacağım. Bildiğimiz üzere Selçuklular Türk ve dünya tarihinin en büyük siyasi teşekküllerinden birisi. Kendi içlerinde de bu zirve yaşadıkları dönem Sultan Melikşah'ın iktidarı ve Nizam-ı Mülk'ün vezirliği döneminde meydana geliyor. Fakat örneğini sayısız defa gördük ki devletlerin yaşadığı zirve dönemler beraberinde bazı bozulmaları da getirmeye başlıyor. Haç seferlerinin başlaması ve batını hareketleri gibi olayları bir kenara bırakırsak Selçuklular için devleti ciddi manada zora sokmaya başlayan başka bir mesele var ki o da Sultan Melikşah'la Nizam-ı Mülk'ün arasındaki otorite gerilimi. Nizam-ı Mülk çok erken dönemlerden itibaren Selçukluların vezirliğini, yol göstericiliğini yapmış. Çağrı Bey zamanında Selçuklularla tanışmış. Ancak Sultan Alparslan ve özellikle Sultan Melikşah döneminde devlet içerisinde ciddi gücü bulunan bir vezirlik makamında görev almıştır. Nizam-ı Mülk'ün bizzat Sultan Alparslan tarafından Sultan Melikşah'a bir nevi babalık, bir nevi yol göstericilik, bir nevi hocalık rolünün verilmesinin de etkisiyle Nizam-ı Mülk aynı zamanda yaşının da verdiği etki devlet üzerinde bir nevi gölge iktidar rolünü oynamaya başlamıştır. Tabi bir süre sonrasında bir takım otorite kavgaları başlamaya başlıyor. Tabi bir yere kadar Nizam-ı Mülk, Sultan Melikşah'la aralarında meydana gelen bu otorite kavgasını bir nevi savuşturmayı başarabiliyor. Tabi bu sadece ikisinin kendi arasındaki mesele değil, Nizam-ı Mülk'ün devlet içerisindeki gücünden rahatsız olan bir takım kişiler de, örneğin Terken Hatun gibi, ikilinin zaten aralarını bozmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi Nizam-ı Mülk bir yere kadar bu durumu tolere edebiliyor veya sultana kendisini affettirebiliyor ve aynı şekilde yola devam edebiliyor. Fakat 1092 yılına geldiğimizde artık yaşanan ölümler, zehirlenmeler, görevden almalar, başına buruk hareketler gibi sebeplerden dolayı Nizam-ı Mülk ile Melikşah'ın arası ciddi bir biçimde açılıyor. Ve artık Melikşah açık bir şekilde Nizam-ı Mülk'e mektup göndererek, haber göndererek şunu söylüyor. Sen benim saltanatımda ortak mısın? Sen kendini benim yerime mi koyuyorsun? Kısaca Nizam-ı Mülk'ün artık Melikşah için dayanılmaz hale gelen başına buruk hareketleri sebebiyle Melikşah kendisini bir yerde azarlıyor. Fakat burada şöyle bir olay oluyor. Daha öncesinde hep alttan alan, yaptıklarını tolere eder bir şekilde sultana karşılık veren Nizam-ı Mülk bu sefer alttan almak yerine sultanı açık bir şekilde uyarıyor, sert sözler söylüyor, hatta tehditte bulunuyor. Diyor ki en başından beri Selçuklulara verdiği hizmetleri sıralıyor. İşte deden zamanında, baban zamanında şu hizmetlerde bulundum. Devlet için bunları yaptım. Eğer ben olmasaydım sen bu tahta geçemezdin. Ben olmasaydım devletteki karışıklıkları bastıramazdın gibisinden kendi yaptıklarını bir nevi sıralıyor. Ve şöyle söylüyor. Benim başımdaki sarıkla senin tacın birbirine bağlı. Bu sarık giderse o taç da gider diyerek bana bir şey olursa, ben görevden alınırsam, benim ayağım kaydırılırsa bil ki senin iktidarın yoktur şeklinde onu bir nevi uyarıyor, hatta tehdit ediyor. Bu sözler Melikşah'ın kulağına yumuşatılarak getirilmeye çalışılsa da Melikşah neticede bu sözleri öğreniyor ve ikilinin arası ciddi bir şekilde bozuluyor. Tamamen açılıyor. Neticede 1092 yılının Ekim ayında Sultan ve Vezir Nizam-ı Mülk Bağdat'a giderlerken Batıniler Nizam-ı Mülk'e suikast düzenliyor ve Nizam-ı Mülk öldürülüyor. Dikkati çeken nokta şudur ki Nizam-ı Mülk'ün öldürülmesinden bir ay sonrasında da Kasım 1092 tarihinde de Melikşah hayatını kaybediyor. Melikşah'ın vefatına dair bir takım iddialar var. Nedir bunlar? 1. Bağdat'ta çıktığı av sırasında yakıcı humma hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmesi. 2. Avdan sonra düzenlenen ziyafette yediği av etinden zehirlenerek hayatını kaybetmesi. 3. Kasten zehirlenerek öldürülmesi. Genelde ilk iki iddia halifenin nüfuzu altında bulunan kişiler tarafından o şekilde aktarılmış iddialar. Dolayısıyla gerçekleşme ihtimalleri düşük. Neden düşük olduğunu da birazdan söyleyince anlayacaksınız zaten. Üçüncü ihtimal üzerinden gidersek zehirlenerek öldürülmesine baktığımızda burada da bunu yapabilecek birkaç kişi ya da grup ortaya çıkıyor. 1. Nizam-ı Mülk'ün adamlarına bakabiliyoruz burada. Neden? Daha kısa bir süre öncesinde Nizam-ı Mülk'ün Melikşah'a açık bir tehdidi vardı. Eğer bu sarık giderse senin tacın da gider diye. Buradan yola çıkarak Nizam-ı Mülk'ün öldürülmesi sonrasında Nizam-ı Mülk'ün adamları tarafından sultanın öldürülebileceği iddiası var. Ancak bu çok geçerli bir iddia değil. Çünkü Nizam-ı Mülk'ün öldürülmesine sultanın açık ya da gizli olma ihtimali olan herhangi bir payı yok. Batıniler tarafından öldürülüyor. 2. Batıniler tarafından öldürülmüş olması.
Bunda da herhangi bir kaynakta ya da çok az bir kaynakta böyle bir iddia dile getiriliyor. 3. Melikşah'ın eşi Terken Hatun ve halifenin işbirliğiyle, halife Muktedi'nin işbirliğiyle öldürülmüş olması. Şimdi ne demiştim? Halifeye yakın kaynaklar bu iddiadan bahsetmiyor. Bu iddiadan bahseden kaynaklar genellikle gayrimüslim kaynaklar. Fakat bu durumun gerçekleşmiş, yani bu iddianın gerçek olma ihtimali daha yüksek. Neden? Birincisi, Nizam-ı Mülk hayattayken halife ile sultan arasında güç paylaşımından doğan bir takım gerginlikleri önleyebiliyordu. Fakat Nizam-ı Mülk'ün hayatını kaybetmesinden sonra Melikşah halifenin üzerine bir takım yaptırımlar, işte onu Bağdat'tan alıp başka bir yere göndermek gibi uygulamaya başlayacaktı. Hatta bununla alakalı emirler de verildi. Fakat Melikşah öldürüldüğü için hayata geçirilemedi. Buradan yola çıkarak Halife Muktedi'nin Melikşah'a karşı bir düşmanlığı olabilme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Halifeye yakın kaynakların Melikşah'ın ölümünü avetine ya da hastalığa bağlaması, zehirlenme ihtimalinden bahsetmemesi de buna bir işaret. Diğer taraftan Terken Hatun'a bakıyoruz. Kendi eşi neden öldürsün diye olabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey var. Terken Hatun birçok siyasi figür gibi ihtiraslar olan bir figür. 5 yaşındaki oğlu Mahmud'un tahta geçmesini istiyor. Fakat Nizam-ı Mülk de Melikşah da tahta diğer oğul olan Berk Yaruğ'un oturması gerektiğini düşünüyorlardı. Terken Hatun bunu bir türlü engelleyemeyince Nizam-ı Mülk'ün de öldürülmesini fırsat bilerek Melikşah'ı ortadan kaldırmak istemiş olabilir. Burada halifeyle bir işbirliği içine gitmesi de mümkün gözüküyor. Terken Hatun'u suçlu çıkartabilecek diğer meseleler ise şunlar. Birincisi, Melikşah vefat edince bu kadar güçlü bir hükümdar, Selçuklara zirvesini yaşatmış bir hükümdar olmasına rağmen cenaze namazı bile kılınmadan defnedilmesi. Ardından Terken Hatun'un yas içerisinde girmeden direkt kendi oğlu Mahmud için halifeden icazet alması ve onu tahta çıkarma hazırlıklarına başlatması. Melikşah'ın naaşının otopsi yapılmaması gibi sebepler, halifenin Melikşah'tan kurtulmak için birçok sebebinin olması, Terken Hatun'un Melikşah'tan kurtulmak için birçok sebebinin olması, bunun haricinde avetinden zehirlenip ölmesi ya da hastalıktan ölmesi gibi ihtimallerin düşük olması, burada dediğim gibi okları Melikşah'ın Terken Hatun ve Halife Muktedi'nin işbirliğiyle öldürülmüş, zehirlenmiş olma ihtimaline çevirmektedir. Sonuç olarak ortada şöyle bir gerçek var. Türk tarihinde en büyük hükümdarlarından olan Selçuklu Gazi dönemini yaşatmış. Kendi döneminde toprakları Türkistan'dan Anadolu'ya, Suriye'den Arabistan'a ve Kafkasya'ya kadar uzanmış bir hükümdarın 38 yaşında aniden hayata veda etmiş olduğu gerçeği var. Kaynakların ortak ve net bir şekilde sultanın nasıl öldürüldüğünü veya eceliyle mi öldüğünü, zehirlenerek mi öldürüldüğünü, eğer zehirlenerek öldürüldüyse bunun kimler tarafından yapıldığını söylemiyor oluşu, günümüzde bize bunun ancak ihtimaller üzerinden konuşulabileceği sonucunu bırakarak gizemini korumaya devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sultan Melikşah'ın eceliyle mi öldüğünü yoksa zehirlenerek mi öldürüldüğünü, eğer zehirlenerek öldürüldüyse bunun kim veya kimler tarafından yapılmış olabileceğini yorumlarda tartışabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.